Sizin Pensilvanya'ya gittiniz ve Fethullah Gülen'le görüştüğünüz yönünde bir iddia var. Doğru evet. mu? Bakın, buna şöyle gülerek cevap vereyim. Benim kime gideceğim, kimden konuşacağım hiç kimse ilgilendirmez. Ben hizmet grubunun davetlisi olarak orada hakikaten dünyanın çok önemli insanlarıyla görüştük. Çok önemli bir toplantıda Antalya'yı tanıtan bir konuşma yaptım. Hakikaten de etkilendim. Ama benim... Etkilendiğiniz toplantıdan mı, cemaatten mi? Cemaatin kurduğu lobiden etkilendim. Çünkü 48 tane Amerikan senatörü, temsilciler birliği üyesi yemeğe geldiler. Gala yemeğine. Nancy Pelosi ile beni zorla tanıştırdılar. Yok. Ben eskiden ne kadar laiksem, ne kadar partimin altı umdesine bağlıysam bugün de aynı derecede bağlıyım. Ama şunu söyledim. Yarın bir gün bir daha Amerika'ya gidersem ve Sayın Fethullah Gülen beni davet ederse gideceğim, özellikle kahvesini içeceğim dedim. Bir genellikle Cumhuriyet Halk Partililer Fethullah Gülen'den F tip örgütlenme ve Ergenekon türü davaların sanığı suçlusu olarak söz ederlerdi. Siz bugün açık bir şekilde Sayın Fethullah Gülen diye hitap ettiniz kendisine. Evet. Bu bir bakış değişikliği mi? Hayır. Bugün Fethullah Gülen'in Cumhuriyet Halk Partisi'ne açık desteği olduğu anlamına gelir mi? Gelmez. Ben Türkiye'de tarikatları kaldırmış bir Atatürk'ün çocuğuyum. Atatürk bugün hayatta olsaydı tarikatları serbestle bırakırdı.